Bu video serisinde gramer progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1-A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıda ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 31. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi ''Je mange de la salade, du poisson et des fruits.'' Türkçesiyle salata, balık ve meyveler yiyorum. Bu ünitede birlikte hem anlatması hem de anlaması biraz zor olan partitif konusunu işleyeceğiz. Fransızca'da bir bütünün tamamından bahsediyorsak, bir nesneye kavramsal olarak yaklaşıyorsak artikel defini kullanırız. Yani le, la, le artikelleri bu durumda karşımıza çıkar. Hemen örneklerimize bakalım. J'aime la viande. Eti seviyorum. J'aime l'eau. Suyu seviyorum. J'aime le poisson. Balığı seviyorum. J'aime les fruits. Meyveleri seviyorum. Fark ettiğiniz gibi le fruit derken çoğul artikelimizi kullandık. Ancak üstteki kelimelerde le artikelini kullanmadık. Bunun bir sebebi var. Çünkü Fransızca'da et, su ve balık sayılamayan ürünlerdir. Bir et, iki et, bir su, iki su şeklinde bu nesneleri sayamıyorum. Ama söz konusu meyve olduğunda meyveleri sayabiliyoruz. Bir meyve, iki meyve şeklinde. Bundan dolayı üstteki üç örnekte tekil artikellerimizi görürken son örneğimizde ise çoğul artikelimizi görüyoruz. Şimdi ise sağ tarafa geçelim ve partitif nedir bunu birlikte bir anlamaya çalışalım. Eğer ki biz bir bütünün bir parçasından bahsediyorsak partitif yapısını kullanırız. Partitif dediğimiz dö de ve belirli artikellerin birleşimiyle oluşan yapılarımız. Hala hazırda dö'nün Fransızcadaki işlevini daha önceki videolarımızdan birinde ele almıştım. Eğer ki hatırlamak isterseniz yukarıdaki videoya bir göz atabilirsiniz. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Jachet. Satın alıyorum. De la viande. Dünyadaki bütün eti satın alamazsınız. Dünyadaki etten bir parça satın alabilirsiniz. Bundan dolayı burada la viande kelimesinin önünde bir de görüyoruz. Aynı mantıkla jachet de lo dünyadaki bütün suyu değil sudan bir parça satın alabilirsiniz. Bundan dolayı dolo yapısını görüyoruz. Hemen aşağıdaki örneğimize bakalım. Rachet du poisson aynı mantıkla dünyadaki balıklardan bir parça satın alabilirsiniz. Bundan dolayı burada du kelimesini kullandık. Du neydi? De ve "lo"'nun e birleşimiydi. Dolo de e demek yerine Fransızca'da du derdik. Aşağıda ise sayılabilen bir ürünümüz var. Burada ise dö ve l birleşmiş ve bir d yaratmış. Dünyadaki bütün meyveleri satın alamazsınız. Onlardan bir parça satın alabilirsiniz. Özetle partitif yapılarımız yani dü, ''de'' la, d miktarı belli olmayan ya da sayılamayan nesnelerle birlikte kullanılır. Örneklerimizi inceleyelim. Je mange du riz. Riz Pilav demek, bir pilav, iki pilav şeklinde sayamayız ve dünyadaki pilavdan bir parça yiyebiliriz. Bundan dolayı, je mange du riz dedik. Vous avez du feu? Vous avez du feu? Ateşiniz var mı? Ateş de aynı şekilde sayılamayan bir üründür. Bir ateş, iki ateş şeklinde bu kelimeyi sayamayız. Bundan dolayı burada bir du kelimesini görüyoruz. De ve le birleşti. Ela de la patience et du courage. Ela de la patience et du courage. O sahip peki neye sahip? De la patience, sabra, du courage, cesarete. O dünyadaki bütün sabra ve bütün cesarete sahip değil. Zaten cesaret ve sabır sayılabilen şeyler değil. Bundan dolayı partitif yapısını kullandık. Ve son örneğimize bakalım. Il y a du soleil et du vent. Il var demekti. Güneş ve rüzgar var. Bu cümleyi söylediğimizde bütün güneş, bütün rüzgar orada değil. Bunlardan bir parça orada. Bundan dolayı du soleil ve du vent diyoruz. Bu konu örneklerle birlikte pekiştiğinde anlaşılabilen bir konu. Onun için çok da uzatmadan kitabımızın 81. sayfasını geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Exercice 1. Associer les nationalités et les aliments en utilisant le, la, les ou du, de la, des. Aşağıda verilen milletleri ve yiyecekleri le, la, les, du, de la, des kullanarak eşleştireceğiz ve cümleler yazacağız. Aşağıdaki kelimelerimize birlikte bir bakalım. les pâtes. Les pâtes makarna her zaman çoğul olarak kullanılan bir kelime. le riz. Le riz pilav. Le couscous, le couscous, couscous, le chocolat, le chocolat, Çikolata. la feta, la feta, feta peyniri, le glico, le glico, bu ise kitabımızın uydurduğu bir kavram. Hemen ilk örneğimize bakalım. Lazy Italian demiş, İtalyanlar, ils aiment les ''Makarnayı severler.'' dedi. Burada tüketimle alakalı bir durum yok değil mi? Makarna kelimesine burada bütüncül olarak, kavramsal olarak yaklaşıyoruz. Bundan dolayı ''ilzap lepat'' dedik. Ancak sağ taraftaki cümleye bakalım. ''Il mange de pat.'' Burada ise bir partitif kullandık. Neden? Çünkü dünyadaki bütün makarnayı yiyemezler. Dünyadaki makarnadan bir parça yiyebilirler. Bundan dolayı dövele birleşti ve bir de yarattı. Devam ediyoruz. Le Chinois, Çinliler. Çinliler pilav sever diyeceğiz. Ils le riz. Ils Şimdi de pilav yerler diyeceğiz. Burada ise aynen üstteki örnekte olduğu gibi partitif kullanmamız lazım. Il il mange do ve lo birleşecek ve bir du yaratacak du riz il mange du riz les suisses ils İsviçreliler. İsviçreliler çikolata sever diyelim. İzem ils aiment ils le şokola le şokola Onlar çikolata yerler diyeceğiz. Yine bir partitif kullanacağız. Aynı mantıkla Ils mangent du chocolat. Ils mangent du chocolat. Ils mangent le chocolat diamant. Le article ne peut pas le utilisé parce que les Suisses ne mangent pas de chocolat. Continuons. Les Arabes à la Ils aiment. Ils aiment le couscous. Ils aiment le couscous. Continuons. Onlar kuskus yer diyeceğiz. Yine aynı mantıkla partitif kullanıyoruz. Il mange du kuskus Le Grek Yunanlar. Yunanlar feta sever diyeceğiz. İzem Hop. Izem la feta. Feta yerler derken partitif kullanacağız. Il mange. Artikelimiz elimiz la, de ve la yan yana gelince bir de la yaratacak, de la feta. Il mange de la feta. Les Martiens, başından beri bu videoları takip edenler kitabımızın Marslılar konusunda biraz hassas olduğunun farkına varmışlardır. Martien, Marslı demek. İzem, le gliko. On a « Glico severler »,« Glico yerler » demek içinse, « Il mange du Glico. » Voilà. « Ikiyle »« Devam edelim. » Faites des phrases en utilisant des partitifs selon le modèle. Partitifs kullanarak cümleler kurun modele göre dedi. Aşağıdaki kelimelerimizi bir inceleyelim. « şey boucher, cassap, boulanger, boulanger, foulanger, libraire, libraire, kitapçı, poissonnier, poissonnier, Balıkçı. fleuriste, fleuriste, çiçekçi, épicier, épicier, bacal. Un bakalım, chez le boucher, cassap On achète de la viande. Et satın alırız. Dünyadaki bütün eti satın almayız. Etten bir parça satın alırız. Bundan dolayı partitif kullandık. Aynı mantıkla devam ediyorum. Chez le boulanger. Chez le boulanger. Birlikte şey ile işlemiştik. Eğer ki bu örnekler çok anlamlı gelmiyorsa yukarıdaki videoya da bir göz atabilirsiniz. Ne diyoruz? Chez le boulanger fırıncıdan ne alırız? Ekmek alırız diyeceğiz. On achète. Fransızca'da ekmek sayılamayan bir kelimedir ve le pain demektir. De ve le birleşecek bir du yaratacak. Du pain. On achète du pain. Devam ediyorum. Kitapçıdan kitap alırız diyeceğiz. Chez le libraire rare chez le libraire on achète on achète kitap sayılabilen bir üründür ancak dünyadaki bütün kitaplarda satın alamayız kitaplardan bir parça satın alabiliriz sayılabilen bir ürün olduğu için burada çoğul artikelimizi kullanmamız lazım dolayısıyla B ve le birleşecek ve bir d yaratacak Des livres, on achète des livres Dörtle devam ediyorum. Balıkçıdan balık alırız diyeceğiz. Chez le poissonnier. Chez le poissonnier. On achète. Balık sayılamayan bir üründü. Tekli kullanmamız lazım. Le poisson onun için du poisson dedik. On achète du poisson. Geçelim 5'e. Florist. Çiçekçiden çiçek satın alırız diyelim. Che le florist. On achète. Çiçek sayılabilen bir üründür. Ancak dünyadaki bütün çiçeği de satın alamayız. Do ve birleşti ve bir D yarattı. De fleur. Chez le florist. On achète des fleurs. Son örneğimiz epicier, bakkal, chez l'épicier. On achète. alalım. Dö ve lo birleşecek ve bir dü yaratacak. Dü şokola. Üçle devam edelim. Komplete avec du, de, la, de demiş bize. Partitif yapılarıyla aşağıdaki boşlukları dolduracağız. İlk örneğimize bakalım. C'est une belle maison. Güzel bir ev dedi bize. Peki neyiyle güzel bir ev? Güneşiyle. Avec du soleil. Dünyadaki bütün güneş o evde değil. Güneşten bir parça var. Devam ediyoruz. Espace, boşluk. Sayılamayan bir kelimedir. Bundan dolayı dolespace de dedik. Rangement, düzenleme çoğu bir kelime olduğu için burada ne diyoruz? De rangement. Devam ediyorum. C'est un bon film. İyi bir film. Peki ne iyi bir film? Avec suspense demiş. Suspense, sinemacılıkta geciktirim, kararsızlık, kesinsizlik, ne yapacağını bilememe, sıkıntı içinde bekleme anlamlarına geliyor. Feminen bir kelime. O halde ne diyoruz? De la suspense un bon film avec action demiş. Aksiyon sayılamayan bir kelime. Onun için ne diyorum? De l'action. De l'action. Aksiyon ne kadar feminen bir kelime de olsa sesli bir harfte başladığı için elbette de el apostrof formunu kullanmamız gerekiyor. Aynı şey aşk anlamına gelen aşağıdaki kelimemiz için de geçerli. Burada da ne diyoruz? De l'amour. De l'amour. Devam edelim. C'est une belle plage. Güzel bir plaj. Peki neyi de güzel bir plaj? Avec sable fin demiş. Sable, kum. Fin ise ince demek. İnce kumuyla demiş. Paskülen ve sayılamayan bir kelime. Ne diyoruz? Du sable. Du sable fin. Devam ediyoruz. Soley. Güneş sayılamayan bir kelime. Du soleil dedik. Ve son olarak... Palmiye, sondaki S'ten de anlayabileceğimiz gibi sayılabilen bir kelime. Palmiyeleri ile diyeceğiz. Dö ve L e birleşecek. D diyeceğiz. Dörtle devam edelim. Fait de phrase selon le modèle, plusieurs possibilités demiş bize. Örnek cümle kurul modele göre. İlk örneğimiz ne? À la radio, il y a de la musique müzik sayılamaz. Bundan dolayı partitif kullandık. Radyoda müzik var dedik. Devam edelim. Şömine demiş. O halde ne diyoruz? A la şömine. Şöminede ne var? Ateş var diyeceğiz. Ateşi de sayamıyoruz. İlya. Ateş. Maskülen bir kelime. Onun için du feu dedik. İlya du feu. Devam ediyorum. Rue. Yolda, à la rue, à la rue, feminen bir kelime. Neler var diyeceğiz? Çok insan var diyeceğiz. Il y a du monde. Evet, biraz garip gelebilir. Bu Fransızca'da bir ekspresyon. Dünyadan var şeklinde söylüyoruz. Çok insan var, kalabalık demek için. Il y a du monde. Devam ediyorum buzdolabında frigo maskülen bir kelime. Onun için a ve l birleşti. O frigo dedik. Bunları hep işlemiştik birlikte. O frigo buzdolabında ne var diyelim. Şampanya var diyeceğiz. Il şampanya feminen bir kelime. Onun için de la champagne. Au frigo, il y a de la champagne. Versons la porte-monnaie. Kelime singülerüz, monnaie, bozuk para demek, porte-monnaie, bozuk para kesece gibi düşünebilirsiniz. Au porte-monnaie, o porte-monnaie, porte para var diyeceğiz. Bir para, iki para şeklinde sayamıyoruz. Sayılamayan bir kelime. Onun için il y a de l'argent dedik. Il y a de l'argent. 5'le devam edelim. Fet de phrase avec de partitif selon le model. Modele göre partitifler kullanarak cümleler kuracağız. Ne demiş peki biz ilkinde? Spor, volonté, courage. Bu faire du spor, spor yapmak için, il faut, gereklidir. Ne gereklidir peki? La volonté, istek gereklidir. E, courage demiş, cesaret, çaba anlamlarındaki kelimemiz. Maskülen bir kelime, sayılamayan bir kelime. Ondan dolayı ne diyoruz? Du courage. Bu faire du sport, il faut de la volonté et du courage. İkiye geçelim. Ver, bleu, jaune demiş. Vert, yeşil, bleu, mavi. Jaune ise sarı demek. Yeşil yapmak için mavi ve sarı gereklidir diyeceğiz. Pour faire du ver. Bütün renklerimiz maskülendir. Devam ediyorum. Il faut. Il faut gereklidir. Du bleu. Du bleu, mavi. E, du jaune. Ve sarı dedik. Devam ediyoruz. Politik. Politika. Ambition. plus Argent. Para. Si à cette dame Kitchen, il se met par exemple de pour faire de la politique. Pour faire de la politique, il faut ambition. Ambition, c'est similaire hein? à la page de de l'ambition de Dickinson. Et de l'argent, ce mode d'organisme, il faut de l'ambition et de l'argent. Bunderik istedim demeyen kelimeler olduğu için partitif kullandık. Ve son örneğimize bakalım. Or, altın, plom, kurşun, magic ise sihir demek. Altın yapmak için.

dedik. Böylece hem anlatması hem de anlaması biraz zor olan bir konuyu da tamamlamış olduk. Umarım biraz daha netleşmiştir sizin için. Bu konu karşımıza çıktıkça açıkçası oturacak olan bir konu. Bundan dolayı şu aşamada temel bilgileri bilmeniz yeterli olacaktır. Dilde derinleştikçe nerede partitif kullanacağınızı zaten kendiniz ayırt edebileceksiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.